Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar yeni video tekrar karşınızdayız. Arkadaşımız bu sistemi ben de daha önce bir kez kullanmıştım. Ee, yani gülle şeklinde ipin başında orada e, artık minare, e, hazine, define ne varsa ona göre dönmeye başlıyor kendi etrafında. Şöyle kendi e, tarafına bile çekiyor. Mesela burada ölçüm yapmış. E, alt tarafta Hemen kaya, ben yatay çevirmişim. Kayanın alt tarafında ölçüm yapmıyor. Bakın aşağıya indiriyor durmaya başlıyor. Üst tarafa çıkarınca dönmeye başlıyor. Ve kaya baktığımızda şu kahverengi olan yer dolgu gözüküyor. Yani bir horosan harcıyla dolgu yapılmış. Bu bir mezar taşıdır zaten. Hemen üst tarafında oyması. Üçgen şeklinde yapılmış. yön de veriyor mezarın hangi tarafta olduğunu söylüyor. Arka tarafı gösteriyor. Buranın içinde bakın dönmeye başladı. Yani şu üçgen şekli gibi olan yerin içinde bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Kasa olma ihtimali var. Değerli bir şeyler burada gizlenmiş diye düşünüyorum. Mezar taşıdır. Burada yine bir mezar işaretimiz. Aynı bölge büyük ihtimalle aynı bölge. Çünkü aynı arkadaşımızı göndermiş ve hatta aynı yer olabilir. Çünkü baktığınızda kahverengi olan kısım alt tarafta yine gözüküyor ee, hamur şeklinde yoğrulmuş sonradan kapatılmış kayanın bu yüzüne baktığınızda düz bir şekilde ama oraya baktığınızda kahverengi ayrı bir renk ve e, işlem yapılmış bunların içini kesinlikle kontrol edin mezar alanı oyma işaretimiz var arkadaşlar şimdi ben e, daha önce bazı oymaların içinde serçe parmağınız girecek şekilde yapılmış yerleri kontrol edin. Ama ben böyle mezar işaretlerin mezar veya oda işaretlerin içinde olduğunu söylemedim. Ve bunlar mezar olduğunu yani şu oyma büyük oyma oda içindeki e, bir iki hatta üç tane diyebiliriz. E, bir odanın içinde üç mezar olduğunu söyleyen işarettir ve etrafında bize odanın nerede olduğunu gösteren yön veren işaret mevcuttur. Onu da arkadaşımız e, çekmemiş geniş bir açıdan O yüzden e, iç kısımda bize hangi yönde olduğunu da göstermiyor. Geniş açıdan baktığımızda net bir şekilde göreceğiz. Şimdi az önce arkadaşımızın ölçüm yaptığı Kaya buydu arkadaşlar e, Kuş bir tane kuş resmi ve kanat kuşun kanadı açık uçma pozisyonunda uçuyor hatta. Kanat üçgen şeklinde yapılmış. Kanadın uç kısmında murç izi bize mezarın hangi tarafta olduğunu gösteriyor. Bir kadın mezarıdır. Az önce ölçüm yaptığı yer burasıydı. Tekrar söyleyelim ve buranın içinde kasası, o kadına ait hazine bu kayanın içinde olma ihtimali yüksek demiştik. Hemen şu kanat kısmının bulunduğu yerde varsa bir dedektör cihaz ölçüm yapsın. Çünkü kayanın rengi zaten belli. Yapılan yapıştırma belli. Yani renk olarak da her şey gözüküyor. O yüzden burayı kesinlikle kontrol etsin. Arkadaşımız güzel bir işaret. Mezarın yönünü de kanat gösteriyor üçgen şeklinde. Şimdi bu işareti arkadaşımız dürbün olarak kullanmış büyük ihtimalle. Bu dürbün değil bu oda mezar anlamına gelen bir işarettir. Ee, bize yön veren bir işaret değil. Sadece biz bu şekilde yapılmış işaretlere e, oda mezar. Yani mezarın hemen burada olduğunu gösteren bir işarettir. Değerli bir işarettir. İçinde eşyaları vardır arkadaşlar. Burada bir video gelmiş yatay gelmemiş tabi ee, kanallar oda işareti x işareti hatta haç da olabilir net göremedik hemen kaydı ee, şu haç işareti arkadaşlar mezar odası yine bize e, tünellerden de bahsediyor. Tünellerin olduğunu Hatta bunun bir fotoğraf var onu da göstereceğim ve sol tarafa doğru yön vermiş şu tarafa doğru bir yön vermiş girişim bu tarafta olduğunu gösteriyor ee, tünel var biraz uzun tüneldir arkadaşlar bunu da dikkat etmeniz lazım tünelin ağız kısmı kapalı olabilir güzel bir yer ee, yalnız yine söyleyeyim odayı direkt e, cihazla tespit edebilirsiniz. Tünel kapalı olma ihtimali yüksek. Şuralarda bir yerde bir girişin olduğunu hatta girişte normalde kaya koyuyorlar. Kaya önünde olması lazım. Bakın altta üçgen şeklinde kesimle yapılmış. Üçgen işareti. Sağ tarafta yine bir kabartma görebiliyoruz. buranın altında tünelin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tünel buranın altından gidiyor. Hemen sağ tarafta bir kabartma var. Onun altını da kontrol etmekte fayda var. Değerli bir şey içinde olabilir. Burada işaret bunlar arkadaşlar. Yani yapılmış işlem görmüş işaretler. Kaya baktığınızda zift olayı da var burada. Buranın içinde, altında, üst tarafa doğru gidecek şekilde bir tünelin ve tünelin sonunda odaya girişin olduğunu gösteriyor. Az önce videosunu görmüştük şu şekilde. Bakın arkadaşlar, kanala bağlanmış direkt odayı ve murçizi tam sonda olduğunu söylüyor. Kırmızı halka içinde siyahın tam ortasında murçizi malın yani definenin, mezarın sonda olduğunu, tünelin sonunda olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Hayırlı uğurlu olsun burada bir geniş açıdan bir çalışma yapması lazım arkadaşımızın. Mesela iki çizgi halka içine almış fakat üçüncü yatay şeklinde alt tarafta olan çizgiyi halkaya almamış. O alt taraftaki çizgi de bu hemen şu yeşil olan yerin altında bir metreden bahsediyor, bir metre altında girişin olduğunu bize söylüyor tünelin 1 metre altı olduğunu net bir şekilde burada söylüyor. Hemen ikinci kaya alttaki ikinci kayanın altından gidiyor. Şimdilik bu kadar diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.